karşı taraf çok zorlanıyor. Çünkü Trump'ın taktiği aslında stratejisi başarılı bir strateji. Çünkü demokratları senin de geçen gün yaptığın konuşmada dinlemiştim. Siyasi doğruluk meselesine doğru itiyor. Yani siyasi doğruluk nedir? Azınlıkları bir şekilde korumak, toplumda ezilenleri korumak. Bu genelde solun daha yatkın olduğu bir şey. Ve Trump'ın stratejisi demokratları daha da sola doğru hem kimlik siyasetinde hem de ekonomide iyicene solcu, sosyalist bir imaja doğru itmek. Yani demokratların bütün yaptığı azınlıkları, göçmenleri korumak, sürekli küreselleşmekten, sürekli çok kültürlükten bahsetmek, bir de aynı zamanda sosyal devleti güçlendirmeye çalışmak. Bunun adı solculuktur. Bunun bir sonraki aşaması sosyalizmdir diyor. Dolayısıyla Trump kendini Amerika'da sosyalizme karşı en ciddi direniş noktası olarak gösteriyor. Ve bu siyasi doğruluk meselesini de kendisi bir bakıma, ben ırkçı değilim ama herkesin söylediğini de görüyorum, herkesin düşündüğünü de biliyorum ve belki de herkesin aklından geçeni söylüyorum diyerek bir popülizm yapıyor. Burada önemli olan mesele şu: genelde bu tür ırkçı, popülist, sağcı söylemler ekonomik kriz dönemlerinde baş gösterir. Avrupa'da bir ekonomik kriz var. Yani Avrupa'da anlayabiliyorsun neden ırkçılık yükseliyor. İşsizlik %10'larda, %15'lerde dolaşıyor. Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Türkiye anlayabiliyoruz neden insanlar işsizlik içinde yaşarken sosyal devletten Suriyelilerin yararlanıyor olmasını veya onların işi olmasından şikayetçiler. Amerika'da işsizlik yok şu anda. İşsizlik son derece düşmüş durumda. %3,5'a kadar düştü. Ekonomi sağlam bir şekilde gidiyor. Ve Trump aslında çok daha toleranslı olabilir. Fakat Trump'ın derdi meseleyi ekonomik platforma getirmek değil. Trump'ın derdi kutuplaştırmak. Kutuplaştırma üzerinden kazanıyor. Gönül'ün anlattığı gibi sonuçta karşı tarafı ötekileştiriyor, şeytanileştiriyor. Ve bunun üzerinden kendi tabanında yeteri kadar aslında bence üst sınıfa geçememiş, eğitimi olmayan, hala işçi kesiminin bir bakıma onların korkularını, onların şu anda gördükleri fazla küreselleştik, Çin'e karşı kaybediyoruz, ülkeye çok fazla Hispanik geldi gibi korkulara bir şekilde cevap vermek. Yani Trump'ın yaptığı şey aslında ekonomik konular iyi giderken hala ırkçılık, hala milliyetçilik, hala popülizm. Bu da demokratları bir bakıma tuzağa düşürüyor. Çünkü Trump ırkçılık yaptıkça, demokratlar da ona ırkçı dedikçe kendileri aslında daha önemli olan sosyal ekonomik konuları konuşamıyor duruma düşüyorlar. Sürekli olarak kültürel popülist kimlik politikaları üzerinden giden bir sol var. Halbuki konuşulması gereken şeyler ülkedeki gelir dağılımı bozukluğu, kalkınmaya rağmen hala para kazanamayan alt kesim, ülkenin çok ciddi bir gerçekten Afrikalı, Amerikalı sorunu var. Bunların sorunları sadece ırkçılık değil, ekonomik sorunlar aynı zamanda. Bunlara girmek yerine sürekli ırkçılık, sürekli kimlik, sürekli popülizm konuşuyor. Ve bundan kazançlı çıkan da Demokrat Parti'yi sola doğru iten kimlik konularında Trump oluyor.